Bundan yaklaşık bir yıl önce İsrail'in kuruluşundan bu yana devam ettirdiği işgal politikalarına karşı Filistin'deki direniş örgütleri başta olmak üzere bölgenin tüm direniş dinamikleri kimliğine, toprağına ve onuruna sahip çıkarak İsrail'e karşı bir direniş başlatmıştır. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere emperyalizmin bölgemize bir savaş makinesi olarak kuruluşunu sağladıkları Siyonist İsrail, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı 50 binin üzerinde insanı katletmesine, Gazze'yi harabe bir şehre döndürmüş olmasına rağmen Filistin halkının direnişini kıramamıştır. Siyonist İsrail bugün hala kıramadığı direnişin en büyük destekçilerinden olan Lübnan Hizbullah'ına ve Lübnan halkına yönelik benzer katliamlara girişiyor. Şimdi de size meydan okuyorum. Gazze'de barış olmadan İsrail'le asla barış yapmayacağız. İşgalciler bir daha asla kuzeye dönemeyecek diyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile beraber Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki katledildi. Suriye'de büyütülen emperyalist savaş karşısında yine halkların direniş cephesi vardı. Suriye'de emperyalist işgale karşı başta Lübnan olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen savaşçılarla ABD önderliğindeki NATO ve işbirlikçileri amaçlarına ulaşamadılar. Bugün Lübnan'a yönelen işgal ve saldırıların temel sebeplerinden biri de budur. Özetle, kapitalist emperyalist sistem yıkılmadıkça savaş durmayacaktır. Kundakladıkları bu savaşa ancak bölge ve dünya ezilen halklarının, işçilerin ve emekçilerin örgütlü bir karşı duruşu set çekebilir. Bugün Lübnan ve Filistin halklarının mücadelesini büyütmek, bölgemizde ve dünyada özgür, onurlu bir yaşamı kurmanın bir başka adımıdır. Araplar, Ezidiler, Kürtler, bir cümle Ortadoğu halkları olarak kapitalist, emperyalist sisteme karşı ortak bir mücadele yürütmekten başka yolumuz yoktur. İşbirlikçi devletlerin Suriye'ye dönük saldırılarına karşı Antakya'da gösterdiğimiz direniş hala hafızalardadır. Gezi direnişinde ortaya koyduğumuz mücadele hala hafızalardadır. Deprem sürecinde her bir dayanışma koordinasyonlarımızın mücadele alanlarına dönüşmesi hala hafızalarımızdadır. Yol buradan da anlaşılacağı üzere açık, basit ve nettir. Direnmek ve örgütlenmektir. Katil ABD, işbirlikçi bölge devletleri, soykırımcı İsrail'in yanında saf tutarken Ramallah'tan Gazze'ye, Yemen'den İstanbul'a, Beyrut'tan Antakya'ya, Samandağ'a direnişin dostları bölgemizden katilleri kovmak için mücadeleyi büyütmeye devam edecektir. Herkesi bölgemizde artan emperyalist saldırganlığa karşı anti-emperyalist bloğu büyütmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz. Siyonizm, emperyalizm yenilecek, direniş kazanacak. Lübnan halkı yalnız değildir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Samandağ Emek ve Demokrasi Güçleri.